Ziya abi, onun rengi zaten zeytuniydi. Şimdi onu şişeye koyup göstermeye öbürleri gibi gerek yok evet. Yani. Siyahlaşma değil. Heh. Şimdi gel gelelim. Abicim şeyimizi taptın tapamızı yerine. Taktık ve yıkadık. He, taktın yıkadın. Motor yağımız boşaldı. Yağ filtresi çıkacak. Yağ filtremiz de orada zaten. Hengst'tir o da abi zaten. Filtre kapağı. Hemen onu takıyoruz. Tamam abi. Olur olur. Olur. Ziya abi ne demek ya? Ancak daha yine kafayı... Arabaya konsantrasyon da ayrı. Diğer şeyi yeni bitirdik ya. Ama bu arada yağı tamamen aktı. İyi. O da güzel oldu. Ben zaten biraz da gönlümü... Ziya abi 5,5-6 litre yağ aldığını söyleyelim yani arasında tekrardan. Tabii. Yağ filtresinin içi dahil. Bilmeyenler varsa onu da bilsinler. Yani. 6 litreden aşağı gitmesinler yani. 5 litre en az. En az 5 litre. 5-5,5. Abi bu kadar fark olur mu falan diyenlere de arkadaşlar yağ açık, filtresi var. İçinde yağ açık olabilir. Açık fazla olabilsin. Yani onun bir zararı olmaz. Eksik olmaz. Heh, eksik olmasın fazla olsun. Bunun bir zararı. İşte bakın mesela filtrenin içinde en az. Bu çekiyor ya yani. Yani yağ kalmaz bunlarda fazla. MZ11 kodlu eski yağ filtresi. Aynen. Ya abi onu oraya götürüyor. İşte burayı açtık. Buradan çıkarttık onu. Gördüğünüz gibi onu da oraya atıyoruz ya abi. Üstüne başına. Şimdi yeni filtremizi takacağız. Yenimiz 11 kodlu Hengst yağ filtremizi takacağız yerine. Tezgahın üzerinden Ziya abi zaten biraz sonra onu yıkadık. Kapağı yıkıyor bakın. Benzinle. Contasını taktı. Kapağı yıkadı. Her defasında da onu yapıyor yani. Ha. Şu tezgahın üzeri olduğu gibi benim malzemeyle durdu. Güzel bir gülüş. Evet, hepsi burada ihtiyacı neyse Ziya'nın alıyor. Sırayla götürüyor. Sırayla gidiyor. Çöpleştireceğiz. Heh, aynen öyle. Şeye mi bakın Ziya abi? Buyurun. Ziya abi onun lastiği... Öbürünün lastiğini takabiliriz ya. Hayır. Hangisini? Yok, öbürünün lastiği değil. Ben gerekirse alıp gelirim ya. Öbürünün nerede? Bir tane de vardı ya bizim kutunun içerisinde. Geçen günde çıktı, bunda çıkmadı herhalde. Yok, jonta çıktı ya. Karter kapattı. Tapanın jontası. Ha, tapanın jontası çıkmadı. Evet. Ya Allah ya Bismillah. Büyüme Allah yapıyor bak. Bu kadar büyüme yapıyor. Evet. Yağ yiyince? Yağ yiyince büyüyor. Bu kadar bir büyümeliği var. Bu bunun orijinalinde vardı zaten değil mi? Çıktı içinde. Hayır, mecbur her şeyinde de. Bu olmazsa olmaz. Yağ ama şey çıkmadı ya abi ya. Kartel tapasının şeyi çıkmadı. O çıkmadı. Ne? Bazen çıkıyor bazen çıkmıyor evet. Ya. Yok, %99 çıkar ya. Belki de düşürdüler yani. Olabilir. Ziya abi onu yerine takıyor şu anda. Fiyat düşürsün diye şimdi koyun öyle almış. He? Fiyat düşürsün diye koyun öyle almış etsin. Vay be. Şimdi artık değil mi yeni şeyde? Belli olmaz. Şimdi biraz gram ekliyoruz. Yeni fiyat dünya düzeni çok değişti ya. Vallahi bak. Sinekten yağ çıkarıyorlar abi artık. Bilmiyorum olmadı ne olacak. Ya, o kadar oldu. Motorumda bayağı tozlanmış ama boştur. Ben su dökmüyorum abi motora. Zeytinyağı. Şuraya biraz en son şey sıkarız biraz benzin. Sonradan şimdi.
Zeytinyağı eskiden 2-3 kilo motor yağı alıyordu. Şimdi 1 kilo motor yağı 3 kilo zeytinyağı alıyor. Aynen öyle, aynen öyle. Zeytinyağı motor yağından daha kıymetliydi. Şimdi motor yağı zeytinyağından daha kıymetli oldu. Buyur. Doğru doğru abi. Şimdi onu da şey yaptı Ziya abi. O dediğimiz yere herhalde şey sıkacak. Hafif ya, tamam abi. Tamam tamam. Ziya abi. Motor içine girme işte ya. Onu sonra yaparız abi. Tamam, benim oradan benzin çekersin, depoda yıkarız onu sonra. Daha antifriz falan şey yapacağız ya, değiştireceğiz ya. İyi, benzinle de yıkayım diyorsun yani.